Hüseyin Türksönmez'le Deniz Ziyaretine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü sohbetimizde denize çalışmak isteyen yeni arkadaşların neler yapması gerektiğini, nasıl meslek tercih etmeleri gerektiğini anlatacağız. Eğer mesleki bir eğitim bitirmediyseler, yani makine ve güverte ile ilgili bir eğitim bitirmediyseler denize çalışmak için, önce güverteci, makineci olmaları, bunlarla ilgili bir karar almaları gerekir. Bu kararı almadan önce de denize çıkmak zor bir karardır arkadaşlar. Havası, fırtınası, gemide yapılan işlerin zorluğu, bazen uykusuz kalmak, bunlardan daha zoru. İnsanın ailesinden, sevdiklerinden, ülkesinden, karadan, her şeyden uzak kalması. Denizcinin cenazesi olmaz, hastası olmaz, düğünü olmaz, çocuğunun doğumunu göremez, birçok şeye katılma imkanı olmaz. Senin en az 8-10 ayını denize geçirir. Askere gidenler 6 aya kadar bir askerlik yaptıktan sonra bir daha hasretleri biter. Hacca gidenler 1 ay kadar hacda kaldıktan sonra ailesine kavuşur, hasretleri biter. Siz bavulunuzu her elinize alışınızda, her ailenizden ayrılışınızda bu hasret, bu ayrılık, bu özlem tekrar sıfırdan başlar. Gözler dolar, eşler, çocuklar. Bazen gözünü dışarı yaşına akıtır, bazen de içine akıtır ama her seferinde bu ayrılık gerçekleşir. Evi dönüşü en güzel kısmıdır. İşinden ayrılacak, maaş alamayacak fakat artık kontratı bitmiş. Borçlarını ödemeye devam ediyor. İzin parasını kenarına koymuş. Ailesiyle beraber zaman geçirecek. Ama bir ay, ama iki ay. Evet arkadaşlar, aileden uzak kalmayanlar için bu zor değil gibi gelebilir. Aile bağları güzel olan arkadaşlar, aile sevgisini bu ayrılıktan sonra daha iyi anlarsınız. Bu da bir avantajdır. Ama ailenizin kıymetini bilin arkadaşlar. Evet, güverteci, makineci kararı nasıl veririz? Güverteciler genelde geminin dış tarafındadır. Seyir esnasında geminin gittiği yerleri görür. Yağmurda, çamurda, güneşte, açık havada, iyi havada, kötü havada, her türlü havada dışarıda çalışır. Ama eğer limanda değilsek, yükleme, tahliye, boşaltma, bu tür çalışmalar yoksa, dışarıda da bir arıza yoksa tabii ki yağmurda çalışma yapılmaz. Normal zamanlarda yağış varsa, hava fırtına varsa, eğer çalışılabilecek gibi bir ortamsa gemi içinde yapılacak diğer işleri yaparlar. Güvertecilerin asli görevleri geminin dış kısmında kalan, güverte kısmında kalan, yaşam mahallinde kalan personelin yaşadığı bölümlerin temizliği, bakımı, tutumu, boya işleri, bazı malzemelerin alıştırılması, ambarların yüklemeye hazırlanması, tahliye sonrası temizliklerin yapılması, tahliye esnasında yapılması gereken işler, takip edilmesi gereken işler, bazen puantaj tutulur, bazen raşik yapılır. Güvertede yapılan ambar yıkamaları, raşikler ve sayım işlemleri maaşın haricinde ücretlendirilir arkadaşlar. Demir atma, demir alma işlemlerine katılırlar. Güvertede reisin vereceği diğer işleri, ikinci kaptanın vereceği diğer işleri yaparlar. Limanlarda lumbarazı dediğimiz merdiven girişinde nöbet tutarlar. Geminin güvenliğini sağlarlar. Gelen giden insanların kaydını yaparlar. Halatlarla ilgili işleri vardır. Halat örmeleri
bilmesini gerekir halat örmeyi. Geminin baş taraf ve kış taraftaki manevralarına katılırlar. Yanaşırken, ayrılırken. Demir alıp demir atarken baş taraftaki manevraya katılırlar. Yeri geldiğinde tecrübeli olan arkadaşlar köprüsünde dümen tutar. Normal açık seyirde dümen tutulmaz arkadaşlar. Eğer otomatik pilotta arıza yoksa. Boğazlarda, nehirlerde, tehlikeli olan dar geçitlerde elde dümen tutulur. Güverteci arkadaşlar sabırla verilen işleri yerine getirirler. Haftada 6 gün çalışırlar. Pazar günü acil bir durum yoksa istirahat ederler. 8-5 çalışırlar. Ekstra işler varsa yanaşma ayrılma bunlara da iştirak ederler. Güvertecilerin gemici olarak başlarlar. Belli bir tecrübeden sonra usta gemici olarak yükselirler. Güvertede işlerin verilmesi, takip edilmesi, tek işlerin yapılması, demirin alınması, atılması, ambar kapaklarının açılması, kapanması gibi teknik işlerle bu işlerin verilme işleri de takibi de ustabaşı dediğimiz ama gemideki terimi reis. Reis tarafından yapılır. Güverte stajyerler iki şekildedir arkadaşlar. Bir, güverteci olacaklardır ya da ileride kaptan olacaklardır. İşi bilmedikleri için belli bir eğitim almaları, pratikten artırmaları gerekir. Güvertede çalışırlar. Bunlar güverte stajyeridir. Köprüsünde çalışırlar. Köprüsü stajyeri deriz. Köprüsü stajyerleri kaptan vardesini tutarlar nöbetini. Köprüsünde geminin kumandasını, radarla ilgili, haritayla ilgili kontrolleri, ISM evrakları gibi 3. kaptanın, 2. kaptanın ve kaptanın vereceği işleri yaparlar. Aynı zamanda güvertede yapılması gereken acil işler ya da verilecek işler varsa onları da yaparlar. Stajyer olan arkadaşlar çok çalışır. Eğer saatle ilgili sıkıntıları olmaz, İşi bir an önce öğrenmeye gayret ederlerse daha çabuk terfi ederler, ilerlerler. Makine personeli yağcılardan oluşur. Yağcı gemiye yeni çıkmış. Makine ve sistemleri yeni öğrenen arkadaştır. Daha sonra onlar da belli bir hizmetten sonra, sınavları var mı şu an için bilmiyorum. Belli bir hizmetten sonra usta makine tayfası olarak adlandırılır. Yağcıların görevi makine ve sistemlerin jeneratörlerini çalışan tüm sistemlerin yağını, suyunu, seviyelerini, basıncını, sıcaklığını, hararetini, egzoz derecelerini, vibrasyon, titreşim, bir anormallik olup olmadığını, yakın tanklarının seviyelerin kontrolü, sintinede herhangi bir problem var mı? Sintinemiz yükselirse arkadaşlar bir yerden devre patlamıştır. Sintinede yükselme olan bazı gemilerde hiç yükselmiyorsa başka bir problem de olabilir. Normal standartların dışına çıkan her şey yağcılar tarafından takip edilir. Sökme takma işlemlerinde, makine bakımı onarım işlemlerinde, jeneratör ya da pompa, hidrofor, aklınıza ne geliyorsa, karada fabrikalarda olan her şey burada fazlasıyla gemilerde var. Biz karaya bağımlı değiliz. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Bu gemide yok ama genelde deniz suyundan tatlı su üreten ev operatörlerimiz de var. Çalışan tüm sistemleri kontrol ederler. Yağcılar, limanlarda yapacağı kontroller ayrı, demirde yapacağı kontroller ayrı, seyirde yapacağı kontroller ayrı. Limanlarda yükleme boşaltma tahliye esnasında aynı zamanda balans operasyonları olur. İkinci çarşının talimatıyla balans operasyonlarına iştirak ederler arkadaşlar. Balans pompalarıyla
balans doldurur ya da balans tanklarını denize tekrar geri boşaltır. Tankların dibinde az su kalmışsa bunları deniz suyu kaptırarak süzülerek dışarı basar. Jeneratörlerin kontrollerini yapar limanlarda. Kompresörün kontrolünü yapar, hidroforun kontrolünü yapar. Yakıt seviyeleri, sintini. Çalışan aksamlar seyirdekinden daha azdır. Ekstradan temizlik işleri, boya işleri ve ikinci çarçının varsa gemide güvertedeki reisin karşılığı makinede losturma. Varsa losturmanın verdiği işleri yapar. Usta makine tayfası gene aynı işleri yapar yağcıyla. Fakat ustalık aldığından dolayı sökme takma işlemleri daha zor, daha bilgi, beceri, tecrübe gerektiren işler usta makine tayfası tarafından yapılır. Bunlar usta makinecidir. Güvertecilerde usta gemici olduğu gibi makinede de artık usta makine tayfası oluştu arkadaşlar. Kağıdını yükseltmek isteyen arkadaşlar gerektiği hizmet sürelerini doldurduktan sonra sınavlara girerler. Gerektiğinde de kursa giderler. Mutlaka kağıtlarınızı yükseltin arkadaşlar. Türk ehliyetlerinde sıkıntı olursa, yabancı ehliyet almak isterseniz de onlarla ilgili ayrıca bir röportaj yapacağız arkadaşlar sizin için. Stajyerlerde sorumlulukları yoktur ama her şeyi öğrenmek için verilen işleri yapar, işten kaçmaz, işleri takip eder. Gemide, makinede neler oluyorsa, güvertede sorumluluklarla ilgili yapılması gerekenler, elektrik işleri, elektronik işleri, makine işi, mekanik işler, hidrolik, pneumatik ne varsa öğrenmeye çalışır. Lostroman'ın görevi makinede personeline günlük yapılacak işleri vermek, takip etmek. Aynı zamanda önemli olan tamir bakım işlerini birebir kendisi yapar. Yanına da bir gerektiğinde bir arkadaşı alır, tamir eder, sistemi devreye alır ve kontrollerini yapar. Kaynak biliyorsa kaynak işleri yapar. Torna biliyorsa torna işlemlerini de yapar. Makine ve güverte her ikisinde de kaynakçı da olabiliyor, fiter de olabiliyor arkadaşlar. Kaynakçı, kaynak yapmayı bilen arkadaşlar kaynakçı diye hitap ediliyor. Niye böyle dedim arkadaşlar? Çünkü fiter de kaynak yapıyor. Bazen ben fiterim diyen arkadaşlar var. Fiter kaynakçıdan farklı arkadaşlar. Fiter hem kaynak hem torna kullanabilen kişilere fiter deniyor. Aynı zamanda fiterler lostroma gibi tamir işleri de yapabiliyorlar. Daha tecrübeli olduklarından dolayı. Gemide insanlar tecrübesini, yetkisini, bilgi becerilerini ve liman cüzdanına göre daha farklı ücretlerle çalışabiliyor arkadaşlar. Makine ve güverte personeli hakkında sizlere kısa bir tanıtım yaptık arkadaşlar. Yine merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. 0532 500 3375 no'lu WhatsApp hattımdan yazabilirsiniz. İşe ihtiyacı olan arkadaşlar, kursa gitmeye ihtiyacı olan arkadaşlar, liman cüzdanı çıkaracaklar, staja ihtiyacı olanlar, tüm sorularınız için yorumlara ve WhatsApp hattıma yazabilirsiniz. 200'ün üzerinde firma ve simsar da demeyelim, aracı kurum diyelim. Aracı kurum arkadaşlarla çalışıyoruz. Çalışıyoruz derken de tanışıyoruz. Sizden gelen taleplerle sizin bilginizi, adınızı, soyadınızı, görevinizi, tecrübenizi, telefon numaranızı yazarak firma ve aracı kurumlara atıyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır bu işi yaptığımız için bayağı bir çevremiz oldu. Yeni başlayan arkadaşların iş bulması bayağı zor oluyor. Ahlaklı, dürüst arkadaşları bize öneriyorlar. Biz de onları tavsiye ediyoruz. Sizin telefonunuzu verdiğimiz için arkadaşlar direkt işe adama ihtiyaçlar olduğu zaman sizi arıyorlar. Rehberlerini kaydediyorlar.
personel listesini kaydediyorlar. Bazen aynı gün, bazen bir hafta içerisinde, bazen bir ay içerisinde, bazen de 3-5 ay içerisinde işin durumuna göre çağrılma durumunuz olabiliyor arkadaşlar. Firmalardan gelen işlerde komisyon ödemiyorsunuz. Çünkü ben herhangi bir ücret karşılığı bu yardımı yapmıyorum arkadaşlar. Büyük bir aile olduğumuz için yapıyorum. Eğer aracı kurum arkadaşlardan gelirse, onlar da personel çalıştırıyorlar. Kiraları var, vergileri var. Birçok masrafları var. Ve gelirleri de bundan. Firmalara kalifiyeli personel ayarlamaya çalışıyorlar. Bu arkadaşlardan gelirse de %15 ile %20 arası komisyon alıyor arkadaşlar. Hiçbir zaman işe girmeden kimseye para vermeyin arkadaşlar. İlk maaşınızdan bu şekilde ödeme yapın. Zaten profesyonel aracı kurma arkadaşlar bunun haricinde hareket etmezler. Dolandırıcılara dikkat edin. Size çok güzel işleri göndereceklerini söylerler. Parayı alırlar, daha sonra onlara ulaşamazsınız. Liman cüzdan çıkaracaklarını söylerler, çıkarmazlar. İyi işleri hemen göndereceklerini söyler, sizden yüklü para alırlar. Fakat gönderirlerse de hiç kimsenin çalışmayacağı, maaşı ödenmeyen, kumanyası iyi olmayan en kötü firmalara gönderirler. Belki çürük ve çarıktır, gemi batacaktır, sizin orada çalışmanız gerekir. Eğitimlerimiz devam ediyor. Sizden gelen talepler doğrultusunda da videolar çekiyoruz. Uzak yol çarşıbaşı olarak gemide görev yapıyorum. Fırsat buldukça sizin için de eğitim videoları hazırlıyoruz arkadaşlar. Bazen telefonumuz, internetimizin çekmediği zamanlarda size dönemiyoruz. Bazen işlerimizin yoğunluğundan aynı gün ya da aynı anda dönemeyebiliyoruz. Siz WhatsApp'tan yazın ve YouTube kanalımızdan bize yorum olarak yazın. Bütün arkadaşlara en kısa zamanda dönüyoruz. Hüseyin Türk Sönmez'le Deniz Hayat'ın videolarını tek tek defalarca seyredin. Çok istifade edecek güzel konulara giriyoruz. Daha da gireceğiz arkadaşlar. Birçok kişinin size anlatmayacağı ayrıntılara gireceğiz. Ama önemli olan ayrıntılar arkadaşlar. Önemsiz olan, herkesin bildiği standart şeyler çok fazla önemli değil. Nasıl bir şekilde öğrenirsiniz ya da öğrenmişsinizdir. Kritik noktaları size anlatacağız. Hassas noktaları anlatacağız. Öğrendiğinizde işinizi kolaylaştıracak noktaları anlatacağız arkadaşlar. Linkimizi sosyal medyalarınızda sevdiğiniz arkadaşlarla paylaşın. Siz de abone olun. Onlar da abone olmalarını mutlaka tavsiye edin arkadaşlar. Linkimizi beğenmeyi unutmayın. İkinci çarşımız da geldi. Vedalaşmadan önce ikinci çarşımızı da görün. Abone olmayı unutmayın. Mutlaka arkadaşlar denizci dünyasında beraber olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.